Arkadaşlar artık havalar soğuyor, kış şartlarına girdik ama Adana trafiği halen çözülmedi, sorun olmaya devam ediyor. Bazı noktalarda daha da sorun katmerleşiyor, çileler büyümüş. Şimdi bizim biliyorsunuz geçen belediye başkanı döneminde temeli atılan, sonra temeli çalındı denilen bir o barajın üzerindeki bir köprü vardı. Sonra ismi de değiştirildi. Zannedersem şu an yükümlülük sahibi de değişti. Ama şimdi o hastane kavşağı. Şimdi biliyorsunuz Sarıçam'a yüre yüre bir tane büyük devasa bir hastane yapılmış. Yolu yok. Stadyum oraya yapılmış. Yolu yok. Orada üniversiteler var. Yolu yok. Şimdi ona yol yapmaya çalışıyorlar. O yolda bir türlü bitirilmiyor. Yani işkenceye dönmüş şekilde. Yani hastaneye giremiyorsun, hastaneden çıksan dönemiyorsun. Dönmek için efendim 5 kilometre öteden kavşağa geçmen lazım. Onu geçerken trafik 2 ise 5 oluyor. Bunun gibi. Şimdi geçen gün orada sürücüleri izlemeye çalıştık. Efendim hakaretin bini bin para. Şimdi hakaret nereye gidiyor? Herkes biliyor. Şimdi ben burada isim vermek istemiyorum. Geçen Büyükşehir'in büyük ayıbı diye bir haber yapmıştık. Efendim ayıbı nedir diye bize onlarca telefon geldi. Efendim bunun gibi ben üzülüyorum yani. Şimdi Adana'yı yönetenler var, seçilmişler var. Şimdi bunlara hakaret edilmesi beni üzüyor. Yani küfür edilmesi beni üzüyor. Yapmayın arkadaşlar. Yani ülkenin gerçeği bu. Yani biz seçtik değil mi? İşte bu kadar. Hani diyor benim adım Hıdır, elimden gelen budur diyor. Yapamıyorlar. Bırakın gidin diyoruz. Gitmiyorlar. Ne yapacağız? Bu çileyi biz çekeceğiz. Hani bir söz var, nasılsanız öyle idare olursunuz diye. Demek biz Adanalı olarak bunlara layıkız diye düşünüyoruz.